Lan Pedro'ya bak ya. Blue Cheese'e daldı. Vallahi nasıl bir şey ya. Bak. Pedro tam psikopat ya. Vallahi bunun lakabını psikopat horoz Pedro mu yapsak ya? Pedro'ya bak ya. Değişik bir kardeş ya. Dostum bakın. Prens de otlarına ne güzel yiyor orada. Annesi de ileride. Artık otumuz var bahçede. Bir şey söyleyeyim mi? Daha önce keçiler çıkıyordu ya dostlarım. Gidiyordu ya şu karşı aşağıdan atlayıp telden. Şimdi gitmiyor. Ona dikkat ettim. Keçiler ot var ya sürekli bahçede takılıyor. Zaten fazla keçimiz de yok ama. Demek ki burada bahçede ot olsa kuzu zapt etmek çok kolay. Bir 3 tane falan kuzumuz olacak. Sürekli bu bahçedeki fazla çimleri yiyecek. Değil mi kardeşim? Ha? Gel. Şu şey nerede ya, bir fıskiye tabancası vardı. Çıkarttım. Ha? Yani bu keçiler falan inanılmaz işe yarayacak dostlarım. Düşünün, hem bizim bahçemiz yeşil kalacak, hem 3,5 dönüm araziyi sürekli çim makinesiyle kesme derdinden kurtaracak. Bakın nasıl yiyor. O fıskiye nerede? Şimdi buraları suluyorum sürekli. Orada arpalar da çıkmış. O büyük olanlar arpa. İyi bakalım, gözlemleyeceğim. Bakalım bahçeden atlayacaklar mı? Yarın da salmayacağım. Burada tutacağım. Yani bir gün burada tutacağım. Bir günde salacağım. Zaten saldığım zaman artık fazla keçi yok ya. Sadece dostlarım şuralarda takılıyorlar. Yani bu bahçelere falan şuralara gitmiyorlar. Ona dikkat ettim. Aferin kız. İyi, bizi uğraştırmayacaksın gibi. Bu Blue Cheese prensesten çok korkuyor. Çünkü prenses buna kafa attı daha önce. Ya o değil de o fıskiyi ne yaptım ben arkadaş? Elimdeydi. Bak. Otlar çok güzel büyüdü ya. Vay be. Adam nasıl götürüyor? Yalnız bazı otları çok sert çekiyor, ona dikkat ettim. Köküyle alıyor dostlarım. O hoşuma gitmedi. Bak nasıl tıraşladı orayı. Dur göstereyim. Şura yumruğu üstekti. Bakın nasıl tıraşlayıverdi orayı. Süper. Yalnız memeleri de bayağı büyüdü bunun ya. Sen ne yapıyorsun orada? Hı? Enteresan bir şekilde şöyle su tabancası vardı. Elle sulamak için. Onu kaybettim. Çıkarttım onu. Şu fıskiyeyi taktım. Sonra nereye koyduk hatırlamıyorum. Çok güzel. Benim de dostlarım böyle kaybetme huyum var. Burada bir yerde herhalde. Bu burada olduğuna göre. Allah Allah. Of. Bir şey de aramasam ya. Çavuş sen mi aldın onu? He? Dostum Çavuş kardeş akşam mesai yapacak. O yüzden dinleniyor. Akşamlarda çalışıyorlar. Değil mi kardeş? He? Sen güzel bir insansın. Sen güzel bir kardeşçiksin. Oh, çok güzel. Maşallah. Dostum Çavuş'un gibi bir köpeğim olduğu için milyonlarca kez şükrediyorum. Bu köpeğin hal ve hareketlerini bir görseniz. Gerçekten ben cesaretlerine bakıyorum dostlarım. Bu köpeklerin karakterlerini inceliyorum. Yani cesareti var Çavuş'un. Bir de daha yaşını bile doldurmamış. Yani bir de cesaretle değil sadece karakter olarak da.
Tavuğumuzu incitmiyor. Görüyorsunuz deli Hüso. Yani yapmadığı sapıklık yok. Ama çavuş hiçbir şey yapmıyor ona. Bu arada dostlarım yukarıdan turist sesleri geldi. Böyle turistler yürüyor. Şimdi geçerlerse göstereceğim. Böyle şuradan geliyorlar aşağıdan, şöyle de yukarı çıkıyorlar. Yani böyle gitmiyorlar. Oradan yukarı çıkıyor. Orada daha sonra yürüyüşe gideceğiz. Ama köpekler biraz daha büyüsün. Çünkü orada domuz çıkma ihtimali falan var. Bak bak bak. Şuna bak ya, terör estiriyor. Küçük küçük ama çok fena. Çavuş ya, yazık ona bir şey demiyor ya. Ulan var şu buluğu çiz, baba ayağıyla itiyorsun. Bu buluğu çiz öyle yaramaz ki dostlarım ya. Böyle yaramaz bir köpek görmedim arkadaşlar. Bir de afacan. Baf baf baf, Allah'ın cezasına. Lan sen nasıl yaramaz bir kızsın sen. Git git hadi çavuş abi, git. Ha? Çok yaramaz bir kız bu. Al. Al al. Gel gel. Gel. Bak. Bak. Bak 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 bak. Ha, ha, nasıl çekiyor ya, şuna bak. Bak 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 bak. Aldı kaçtı. Çavuş alıverdi onun elinden. Ana. Vallahi güreş çıkacak ya. Vallahi çavuş vuruyor ha. Buluğu çiz ya, küçük terör. Hadi git al onu hadi. Gel gel, yazık oyuncağını aldın çavuş elinden. Ne güzel o bıcık oynuyordu. Bak bak, bir çekelim şöyle. Dostum bu köpek acayip bir şey baba. İki ayağa kalktı. Ana. Fazla da zorlamak istemiyorum. Şey yapmasın, dişi mişi kırılır. Daha süt dişleri var. O süt dişleri ona lazım hala. Çünkü mama filan çiğneyecek. Bu arada ben bu ne yaptım bilmiyorum bu kardeş ya. Of. Lan Pedro. Bak bak. Sen dünyanın en güzel keçisisin. En yakışıklı keçisi. Lan vallahi var ya, buluğu çiz dostlarım, olmasa ne yapacağız biz ya. Çok yaramaz ya, benim o yaramazlıklar çok hoşuma gidiyor. Gel gel. Hadi oynayın prens. Hadi oyna onunla. Ya yalnız bu prens bazen ayağımı ısırıyor dostlarım ya. Bak bak bak. Dişleri de çıkmış. Ayağımı ısırıveriyor. Lan ısırma ısırma. Hayır. Ne yapacağız arkadaş ya? Vallahi bulamıyorum şeyi. Onu bulsam aşağı tarafı sulayacağım. Neyse gideyim şurayı kısayım. Yerini değiştireyim. Lan. 360 atladı. Bak bak bak. Dur. Şunu kapatalım bir. Karaca'yı buraya aldım. Hırçın aşağıda. Nova Salık yukarıda.
Dostlar mecbur yani bağlı tutuyorum. Saldığımda da tek tek iki iki salıyorum. Yoksa hepsi biri oluyor. Uzun yani buradan çıkıyorlar. Tellerin altından falan çıkıp çok uzaklaşıyorlar. Başka çarem yok. Yani gidip birinin köpeğini ileride boğarlar falan bir şey olur. Sonra başımıza iş alırız. Çünkü böyle sürü olarak hareket ediyorlar. Grup olunca. Şu an sulamasını bir bitirelim. De bu gidişte zor bitecek. Neyse sulana dursun. Yapacak bir şey yok. Ben gideyim. Bunların mamasını hazırlayayım. Çünkü akşam olmak üzere dostlarım. Bırak onu bırak. Onun da içine edecek bak. Onun da içine edecek. Bak 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 Pedro'ya bak. Psikopat horoz Pedro. Ye kapanışı dostlarım. Novamızla yapalım. Kızım iyi misin? He? Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.